Айтматовдун 90 жылдыгы жалгыз гана Кыргызстанда эмес, бир гана Борбордук Азия чөлкөмүндө эмес, бир гана түрк аламында эмес, жалпы дүйнөдө белгиленип атат. Кыргыздын маданияты дегенде желегин бийик көтөргөн инсан да бул Айтматов. Бул жерде Айтматовдун кыраатылыгы көрүнүп турат. Өзү менен өзү. Анткени кайсы чыгармаларды албайлы. Мисалы, бир кылымды карытар бир күн же болбосо деңиз бойлой жорткон ала дебет чыгармаларын алсак, Айтматов деги эле бардык чыгармаларда адам менен ааламдын диалектикасын ачып бергенге аракеттенген. Университетimizin Kırgızistan'daki bir değerli yüksek öğretim kurumu olduğunu tespit edebiliriz. Bugüne kadar 5000'den fazla yeni öğrenci adayları kaydedilmiş. Bu da biz Kırgızistan'da uygulandığı orta sınavının baraj puanını kullanarak 110 puandan yüksek alan öğrenci adayları kaydediyoruz. Demek geçen senelerdeki kayıt sayılarına düşmedi. Kamporçalar Genişliği'nin daha bir ciğini öttü. Geminde bir 4 saatlik ciğin oldu. Her bir mesele abdan mani verilip, her bir meselenin çeşilişinde kanday cagdaylar düzülüşü mümkün. Oşular eski alınıp, bugün bir yakşı çeşimler kabul ediyor. Bu çeşimlerin daha ne gizgi bağıtı üniversitemizde kaysı unutup olmasın, kaysı tilde söylüyorsun, kaysı yaşta olmasın bardığı emeğine caraşa tatıktu, sıyırmat bardık nesiller ye cetsin degen bir çeşimler kabul alındı. Bugün burada bizimle bulunan akademik ve idari kadromuza 2017-2018 eğitim öğretim yılında üniversitemize sağlamış olduğu katkılardan dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum. Hepsine mutlu bir yaz diliyorum. 2018 ve 19 eğitim öğretim yılında huzurla, mutlulukla başlayıp başarılarla dolu olarak yine bir sene sonra bugünlere geldiğimizde hepimizin göğsünü gere gere başarı dik anla açık bir şekilde bir yılı daha tamamlamanın mutluluğunu bize nasip etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli hocalarımız, birkaç önemli konuya temas edeceğim. Birisi, üniversitenin asli fonksiyonlarından birisi olan araştırma konusunda durumumuz ne? Biliyorsunuz 2017 yılında Kırgızistan'da Web of Science veri tabanında taranan dergilerde en yüksek oranda makale üreten kurum olarak Manas Üniversitesi ilan edildi ve ödüllendirildi. Asla 2018-2017'nin gerisinde olamaz. Kırgızistan'da 1000'den fazla işçi çalıştıran kaç tane işletme var? Derseniz eğer 10 tane olsa birisi Manas'tır. Fen Fakültesi. Adam sayısı az ama puanı bakın buraya çıkmış. Adam başına 183 puan üretmişler. Edebiyat adam başına 93 puan üretmiş. İkinci İlahiyat Fakültesi adam başına 180 küsur puan üretmiş. Veteriner Fakültesi biliyorsunuz o da adam sayısı az olan bir fakülte. Adam başına 157 puan üretmiş. Teşekkür ederim. Bu üniversite daha önce geldiğimde de söylemiştim. Benim için ikinci bir görev değil. Bu üniversiteyi ben en az yürüttüğüm müsteşarlık makamı kadar önemsiyorum bu üniversiteye çalışmayı, bu üniversiteye bir şeyler yapmayı. Ve bu yaklaşımla baktığım için her türlü problemle ilgilenmeye çalışıyorum ve çok kendi zihnimde çok büyük bir anlam yüklediğimi burada huzurlarınıza bir kez daha belirtmek istiyorum. Her üniversitenin kendine ait bir misyonu var ve bu misyonu icra etmesi gerekiyor. Bu üniversitenin misyonu da Türk-Kırgız dostluğunu geliştirecek tedbirler almak.